Günaydınlar. Yatırım Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Gizem Uzuner Gençtürk. Yoğun bir gündemimiz var. O yüzden hızlıca programa başlayacağız. Her zaman olduğu gibi piyasalar açılmadan önce bilinmesi gereken 5 maddeyi aktararak Yatırım Bülteni'ne başlıyoruz. İlk başlığımız Türkiye'de aşılama süreciyle ilgili. Dün Sayın Cumhurbaşkanı da aşısını oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte 285 bin sağlık çalışanı COVID-19 aşısı mevcut durumda olmuş oluyor. Sinovac'ın ürettiği CoronaVac aşısının kullanım onayının ardından dün itibariyle Türkiye'de de aşılama başlamış vaziyette. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de bu arada 1 milyonun üzerinde sağlık çalışanı olduğunun da altını çizmiş olalım ve geçelim buradan ikinci maddeye bakalım. Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık kurtarma paketinin detaylarını öğrendik. Az sonra grafikler eşliğinde de aktaracağım. Şimdi bugün piyasalarda bu teşvik paketi her ne kadar piyasa beklentilerini tahmin etmiş olsa bile Cumhuriyetçiler kanadından Biden'ın planı ne kadar destek alacak bunu merak ettiğimiz için bir miktar piyasalar açısından baskı oluşturan bir etmen olduğunun da altını çizmekte fayda var. Ve üçüncü başlığımız pakete az önce de bahsettiğim gibi Cumhuriyetçilerin destek vermeyebileceği endişesi var. Bu yüzden de hem borsalar tarafında düşüş var hem de dolarda güçlenme söz konusu. Dördüncü başlığımız dün Princeton Economics platformuna katılan ve açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile ilgili enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceğiz şeklinde bir ana başlık burada ön plana çıkartabiliriz. Ve beşinci maddeye de geçecek olursak kripto para birimi Bitcoin yeniden 40 bin doların üzerine gördü. Sonrasında bir miktar geri çekilmenin de söz konusu olduğunu ekleyebiliriz. Geçelim buradan veri ajandasına bakalım. Bugün piyasalarda takip edeceğimiz ajandamızda neler var diye bakacak olursak saat 10 itibariyle Türkiye kısa vadeli dış borç istatistikleri Kasım ayı rakamları açıklanacak. Bununla birlikte daha öncesinde saat hep 14.30'da almaya alışık olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi artık saat 10'da açıklanacak. Bunun da özellikle altını çizmiş olalım. Dolayısıyla saat 10 itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi istatistiklerini de sizlere aktarıyor olacağız. Bununla birlikte saat 11'de Aralık ayının bütçe dengesini de alarak 2020 yılına bütçeye dair her şeyi öğrenmiş oluyoruz. Aynı saatte yine 10'da İngiltere sanayi üretimi Kasım ayı rakamlarında açıklanacağını hatırlatalım. Yurt dışı tarafa bakmak gerekirse ve buradan ikinci sayfaya da geçelim hemen. Saat 13'te Euro bölgesinin ticaret dengesi gelecek. Kasım ayı rakamlarındaki beklenti aylık 22 milyar dolarlık bir fazla olacağı yönünde. Saat 16.30'da Amerika'dan üfe rakamlarını alacağımızı söyleyelim. Beklenti %0.4 aylık bazda artış göstermesi yönünde. Saat 16.30'da ise perakende satışlar Aralık ayı rakamları gelecek. Aylık bazda bir değişim göstermesi beklenmiyor bu verinin. Ve son olarak da saat 18'de Amerika Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Ocak ayı rakamlarını açıklayacağını da hatırlatmış olalım. Bununla birlikte piyasalardaki son duruma bakmak üzere en son dünkü kapanışları hatırlatalım. Avrupa bölgesinde özellikle bütün endekslerde artılar söz konusuyken Wall Street tarafında düşüşler vardı. EMEA bölgesindeki son tablo bizlere dün kapanışların Eurostoxx tarafında %0.69 primli, FTSE yüzde %0.84 primli olduğunu gösterdi. Paris Kakaran tarafında ise %0.33'lük prim gördük. DAX'da %0.35'lik primle beraber dün günü kapattığımızı hatırlatalım. Ve burada bahsettiğimiz primler de fena hacimlerle gelmedi altını çizmek gerekirse. Wall Street tarafında ise düşüşler söz konusuydu. Dow Jones dün günü %0.22'lik bir kayıpla tamamladı. S&P %0.38'lik kaybıyla beraber 3795 puandan günü tamamlarken Nasdaq da %0.12'lik kayıpla beraber 13112 puandan günü tamamladığını gördük. Geçelim buradan bugün güne başlarken piyasalarda neler fiyatlanıyor buna da bakalım. Bugün hisse senetleri tarafında çok iyimser bir iştah yok. Nitekim Asya borsalarında Çin'in CSI 300'ü %0.98 eksi de Nikkei tarafında %0.54 eksi var. Döviz piyasasına bakacak olursak az önce manşetlerde aktardığım gibi dolarda bir güçlenme havası var. Dolayısıyla karşısındaki para birimlerinin değer kaybettiğini gözlemliyoruz. Kazananlar da var ama nadir. Bloomberg Dolar Endeksi ekranımızın en başında %0.2'lik bir güçlenmeye işaret ederken Avustralya doları %0.32, Kanada doları %0.18, Euro ise dolar karşısında
seansında %0.12 geri çekilerek Asya seansında işlem görüyor. Tahvil faizlerinde karışık bir tablo var. ABD 5 yıllıkta 2.1 bas puanlık düşüş var. Avustralya 5 yıllıkta düşüyor. Japonya 2 yıllık ve Çin'in 10 yıllığında ise faizlerin yükseldiğini görmekteyiz. Emtia sınıfı ağırlıklı olarak baskı altında ama emtia endeksi üzerinden bakacak olursak özellikle değerli metallerde az önce de bahsettiğim gibi biraz güvenli liman arayışıyla birlikte rally söz konusu. Buralar yükseliyor ama emtia sınıfının geri kalanları eksi de. Mesela WTI tarafında bugün %1'in üzerinde kayıplar görmekteyiz. 53 dolar sınırına kadar geri çekildi. Brent petrol aynı şekilde %1.35 kadar kayıpta. 55.63 dolardan işlem görüyor. Alüminyum fiyatları ve çelik fiyatlarında ise artılar var. Günün geri kalanında piyasa nasıl olacak diye bakacak olursak son sütunda vadeli işlemleri görmekteyiz. S&P 500 vadelilerde %0.61'lik bir satış var. Almanya vadeliler %0.69 ekside ve İngiltere FTSE 100 %0.35 şu an vadeli işlemlerde ekside. Dolayısıyla hisse senetleri piyasası için çok da iyimser bir güne başlamadığımızın altını çizebiliriz. Geçelim buradan Çin tarafına bakalım. Yoğun ve önemli bir veri takvimi bıraktı Çin bu hafta bizlere. Haftaya başlarken enflasyon rakamlarını konuştuk. Dün en son dış ticaret rakamlarını konuştuk. Önümüzdeki haftaya ise Çin'in büyüme rakamlarıyla başlayacağız. Nitekim özellikle beklentilerin iyileştiğini vurgulamak istedim. Burada dikkat etmek gerekirse 2021'e dair çeşitli makroekonomik göstergelerde piyasanın neler beklediğini ve 2021'in sonuna geldiğimizde beklentiler nasıl evrildiğini gösteriyor bizlere. Mesela perakende satışlar tarafında %14'lük bir beklenti var. Diğer yandan sanayi üretimi %8.75 beklentisi yükselmiş vaziyette. Büyümesinin %8.2 gerçekleşmesi bekleniyor ve burası da ufak yukarı yönde revizyonlara işaret etmekte. Dolayısıyla 2021 beklentileri için Çin'de beklentiler yavaş yavaş olumluya dönmüş vaziyette. Geçelim buradan bir sonraki tablomuza. Hem Biden'ın teşvik planına bakalım hem de Powell'ın konuşmasından öne çıkan başlıkları hatırlatalım. Biden 1.9 trilyon dolarlık teşvik planını açıkladı dedik. Detaylarında ne var? Covid-19'la mücadeleye 400 milyar dolar ayıracak. ABD vatandaşlarına doğrudan ödenecek çeklere 1 trilyon dolardan fazla bir harcama yapması planlanıyor. Topluluklar ve şirketlere 440 milyar dolar civarında yardım yapılacak. Paketin yanı sıra asgari ücret artışıyla yerel yönetimlere yardım da yer alıyor borçların ödemeleri için. Ve Biden gelecek ay altyapı ve iklim değişiklikleri gibi uzun vadeli hedefleri de gelecek ay sunacak. Şimdilik burada bahsettiğimiz 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin alt detayları bu şekilde. Geçelim bir de Powell'a bakalım. Princeton Economics oturumunda çeşitli konuşmalarda önemli başlıklar verdi bizlere Fed Başkanı Jerome Powell. Tahvil alımlarının azaltmayı tartışmanın zamanı değil diyor salgın devam ettiği için. Küresel finansal krizden çıkardığımız başka ders erken çıkış yapmama konusunda dikkatli olmamız dedi. Bununla birlikte ABD ekonomisi hedeflerden uzak ve 7 yıl önceki deneyimlere göre yetkililer sözlerine dikkatle seçmeli şeklinde bir açıklaması var. 2013 yılında taper tantrum olarak bilinen Bernanke'nin sürpriz tahvil alımlarına dair duyurusunu aynı zamanda konuşmasının içerisine hatırlattı. Ve Powell'ın konuşmasından önce de Fed yetkililere benzer yönde sinyaller vermişti. Yani salgın devam ediyor, her ne yapacaksak devam edeceğiz şeklinde açıklamalar olduğunu da hatırlatabiliriz. Geçelim buradan gelişen ülke para birimlerine bakalım. Az önce de bahsettim. Dolar küresel ölçekte değer kazanıyor. Para birimlerinde ise gelişenler tablosunda yatay olabilenler var. Bir de değer kaybedenler var. TL'nin şu anki yerine %0.2 kadar dolar karşısında değer kaybederken bulmaktayız. Ve geçelim endeksin kapanışlarını da aynı zamanda hatırlatalım. Dünkü kapanış rakamları %0.81'lik bir kayba işaret etti. Dün itibariyle bir önceki gün pozitif ayrışan Borsa İstanbul için dün bir miktar geride kaldığını söyleyebiliriz. Endeks 36 ise günü yukarıda tamamladı. 63 ise yatay aşağıda tamamladı. Düşürenler tarafında bankaların başı çektiğini gördük. Türkiye Garanti Bankası ve Akbank ilk iki sırada. Bununla birlikte yükseltenler tarafına baktığımızda havacılık sektörü var, sanayi endeks var. Ağırlıklı olarak holdingleri biraz görmekteyiz. Yükseltmeye katkıda bulunanlar arasında. Bununla birlikte bir de şirket haberleri tablosuna bakalım. Şirket haberlerinde bugün öne çıkarabileceğimiz başlıkları tabii ki piyasa masasında da daha detaylıca konuşacağız. Bununla ilgili de tablolarımız var. Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki şirket haberlerine de kısaca göz atmak gerekirse. Demet Sabancı Çetin Doğan 7.7 milyon adet Sabancı Holding hissesini satışa hazır hale getirmek için MKK'ya başvuru yaptı. Hedef girişim Kua Granit Hayal Yapı ve Ürünlerine yatırım yapılmasına ilişkin girişim sözleşmesi imzalandı ve son başlığımız
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlamanın halka arz başvurusuna SPK'dan olumlu yanıt geldi. Geçelim bir de yurt dışındaki şirket haberlerine bakalım. Bu noktada da Twitter'la başlıyoruz. Beyaz Saray'ın kurumsal hesaplarını Biden yönetimine transfer edecek. Delta Airlines 2020 yılının 4. çeyreğinde beklentinin hafif üzerinde -2.53 dolar hisse başı zarar açıkladığını hatırlatmış olalım. Bununla birlikte 2020 yılında Tesla'nın satışlarının yarısı kadar elektrikli araç satan Volkswagen Group dün %5 kadar bir değer kazandı hissesine baktığımızda. Dolayısıyla yurt dışında da ön plana çıkartabileceğimiz haber başlıklarından bunlar olduğunu söylemiş olalım. Şimdi bugünkü yatırım bülteninde bana eşlik edecek olan isim Albaraka Portföy Genel Müdürü Emin Özer bizlerle birlikte olacak. Emin Bey hoş geldiniz, günaydınlar. Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için öncelikle. Şimdi bu sene... Geçen senenin konusu hisse senetlerine olan ilgiydi açıkçası. Dolayısıyla özellikle fonlara da ilginin arttığını gördük. Ben ilk etapta hisse senedi fonlarının büyüklüğünden bir miktar bahsetmek istiyorum. Bu piyasadaki fon büyüklükleri nereden nereye geldi yoğun yatırımcı ilgisinin ardından? Evet, 2020 yılı hem yatırımcı açısından hem de sermaye piyasası kurumları açısından iyi bir yıl oldu. Özellikle hisse senedi piyasası çok iyi bir performans gösterdi. Hisse senedi yoğun fonlar 3.6 milyar TL'den yıl başındaki büyüklüğü 9.6 milyar TL'ye yaklaşık 2.6 kat büyüdü. Bununla birlikte bizim de yönettiğimiz katılım endeksi esaslı fonlar 56 milyon liradan 300 milyon TL'ye yükseldi ki bu 5.3 katlık bir büyümeye tekabül ediyor. Bu da önemli çünkü biz aynı zamanda performans olarak baktığımızda da bizim yönettiğimiz katılım endeksine tabi fonumuz, hisse senedi fonumuz %101'lik getiriyle tüm bu hisse senedi yoğun fonlar arasında ikinci oldu. Bu da aynı zamanda endeks 100, IMKB 30, bankacılık endeksi, sanayi endeksi gibi katılım endeksinin de yatırımcılar tarafından teveccüh gördüğünün bir göstergesi olarak görüyoruz. Aynı zamanda katılım endeksinin performansı da diğer bu bahsettiğim borsa endekslerinden daha yüksek getiri sağlamış oldu. Bunda da TEFAS'ın da büyük katkısı var. Özellikle yatırımcıların kolektif yatırım araçlarını, yatırım fonlarını tercih ederek sermaye piyasasında borsaya teveccüh göstermesi önemli. Burada özellikle dağıtım kanallarının entegre olduğu TEFAS platformu, bağımsız portföy yönetim şirketlerinin kurduğu hisse senedi fonlarının da performanslarına göre yatırımcılar tarafından teveccüh gördüğünün bir göstergesi oldu. Bunu da sağlıklı bir gelişme olarak niteleyebiliriz. Özellikle son dönemde yapılan finansal okuryazarlıkla ilgili hem Sermaye Piyasası Birliği'nin hem borsanın hem SPK'nın çalışmaları olmuştu. Bu dönemde borsadaki yükselişin kurumsal yatırım araçları üzerinden olmuş olması bu yapılan çalışmaların da meyvesini verdiğini gösteriyor diyebiliriz. Şimdi Emin Bey, katılım bankacılığı adına da çok fazla yeni ürün var aynı zamanda. Biraz geçtiğimiz senenin performansından, biraz da bu seneye ilişkin beklentilerinizden bahseder misiniz? Bir fon yatırımcısı 2021 yılından ne beklemeli yani? Evet, 2020 yılındaki bu olumlu gidişatın 2021'de de devam etmesini öngörüyoruz açıkçası biz. Katılım endeksine tabi hisse senedi fonlarının getirisi de yine özellikle piyasanın iyi olduğu dönemde diğer endekslerden daha iyi performans gösterdiğini 2020 yılında gördük. 2021 yılında da benzeri bir beklentimiz var. Bu arada alternatif yatırım fonlarından da bahsetmek lazım. O taraf da hızlı büyüyor. Yine biz katılım bankacılığı prensipleriyle yönettiğimiz girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarımız da var. Bu tarafta hem getirilen teşviklerle emeklilik fonlarının da özellikle otomatik katılım sisteminde standart fonların almak zorunluluğunda bulunması belirli bir yüzdede gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarının bu fonların büyümesinde, gelişmesinde büyük katkısı oldu. Bizim de şu anda 8 tane girişim sermayesi fonumuz
5 tane de gayrimenkul yatırım fonumuz var. Ve bunların aynı zamanda aslında uzun vadeli yatırım araçları olmakla birlikte borsada nitelikli yatırımcı işlem pazarında işlem görebilir hale gelmesi çok önemsediğimiz bir, özellikle bizim önemsediğimiz bir imkan. Ve biz ilk gayrimenkul yatırım fonlarını 2 sene önce 3 tanesini borsada işlem görür hale getirmiştik. Bu sene de yine Türkiye'de ilk girişim sermayesi yatırım fonu olan Startup Girişim Sermayesi fonumuzu borsada işlem görür hale getirdik. Bu şu anlamda çok önemli. Evet, bu fonlar bireysel yatırımcılara değil, nitelikli yatırımcılara ve kurumsal yatırımcıları hedefleyen bir sermaye piyasası aracı. Ama özellikle emeklilik fonlarını yöneten portföy yöneticileri açısından bunların borsada hisse senedi piyasasının bir alt piyasası olan nitelikli yatırımcı işlem pazarında işlem görüyor olması hem alım satımı çok kolaylaştırıyor, hem portföy dağılımını hisse senedinden bu fonlara, yine bu fonlardan hisse senedine geçişi kolaylaştırıyor. Takas sisteminde T+2'nin uyumlu olması çok önemli ve belirli dönemlerde çok nadir de olsa geçmişte bunu yaşadık. Dövizdeki ya da faizdeki hızlı artışlarda bazen kısa süreli bu emeklilik fonlarında küçülmeler olabiliyor. O dönemde de satmak istediklerinde yine borsada işlem görüyor olması bu fonları yönetenler açısından çok büyük kolaylık sağlıyor. Biz de hem yabancı yatırımcıların da bu fonlara istedikleri zaman erişebilmeleri anlamında bunların borsada işlem görüyor olmasını ve bu sayede hem kurumsal yerli hem de ileride olabilecek yabancı yatırımcı, potansiyel yabancı yatırımcı ilgisinin rahatlıkla karşılanabileceği bir imkan olarak görüyoruz. Peki Emin Bey, biraz daha detay verebilir misiniz? Bu çok merak edilen bir soruydu. Siz de atıfta bulundunuz. Emeklilik fonları borsadaki yükselişe ne kadarlık bir katkı sağlamıştır? Evet, bu da çok önemli. Gerçekten emeklilik fonları şu son dönemde yaşadığımız yükselişte hem katkıları var, hem de bu yükselişin daha sağlıklı, daha sürdürülebilir olmasını ve aynı zamanda piyasadaki volatilitenin de azalmasına imkan sağlayacak bir altyapı oluşturuyor. Kurumsal yatırımcı tabanını büyütüyor. 160 milyarın üzerinde bir devlet katkısı dahil bir büyüklüğe ulaştı. 6 milyon 900 bin kişinin şu anda sistemde olduğunu biliyoruz bireysel emeklilikte. Ve hem sürdürülebilir hem de artan bir talep oluşturuyor. Ve son dönemde halka arzların da başarısında kurumsal yatırımcıların taleplerine baktığımızda hem emeklilik fonları hem diğer fonlarla birlikte o halka arzların tamamının yani büyüklüğünün çok çok üzerinde 5-10 kat kurumsal yatırımcı talebi gelmesi yine bu fonların büyümesiyle alakalı. Biz burada şöyle bir avantajımız da var diğer ülkelere göre. Bireysel emeklilik sistemi biliyorsunuz Ekim 2003 yılında devreye girdi ve ondan sonra bu fonlar kurulmaya başladı. Nitekim yani baktığımızda genç bir ürün ve yeni başlamış olması, Türkiye'nin demografik yapısı, genç nüfus, sisteme girenlerin sayısının fazla olduğu, sistemden emeklilikle çıkışın şimdilik çok az olduğu bir yapı ve bu önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde devam edeceği öngörülüyor. Dolayısıyla hem biriken katkının içeride büyümesi değer olarak hem yeni katılımlarla birlikte sürdürülebilir bir artan sermaye piyasası araçlarına talep oluşturan bir yapıdan bahsediyoruz. Bunu gerçekten çok önemsiyorum. Çok da önümüzdeki dönemde özellikle yatırımcılara bireysel emeklilik sistemi üzerinde bir de verilen biliyorsunuz devlet katkısı teşviği de var. Bu da çok önemli bir imkan ve bu sistemin içinde de insanlar hangi yatırım araçlarına yoğun fonları tercih edebileceği ve belli yıl içinde istedikleri kadar 5-6 kere bu değişikliği de yapabiliyorlar. Dolayısıyla artık borsada yatırımcıların bireysel olarak alım satım yapmak yerine ya hisse senedi fonları ya da bireysel emeklilik sistemi üzerindeki hisse senedi yoğun fonlarla yatırım yapmayı tercih ettiğini görüyoruz. Bu da zaten olması gereken ve bizim de yıllardır
tavsiye ettiğimiz bir şeydi. Yine burada bu finansal okuryazarlığa vurguda bulunmak istiyorum. Bu da en azından sevindirici bir gelişme ki gerçekten piyasa kurumsal yatırımcı tabanını genişleterek yükseliyor ve büyüyor. Bunun da kalıcı ve sürdürülebilir olduğunu söyleyebiliriz. Emin Bey, geçtiğimiz yılı kapatırken özellikle Sayın Cumhurbaşkanı reformlara işaret etmişti. Biz bunu vergi alanında tartıştık, hukuk alanında tartıştık. Bir de finans piyasaları tarafını sormak istiyorum sizlere. Özellikle Albaraka Portföy Genel Müdürü olmanızın yanı sıra SPK geçmişinize de dayanarak sormak istiyorum. Sizce finans piyasalarında regülasyon nasıl olabilir? Ne gibi bir regülasyon beklersiniz? Reform nasıl beklersiniz? Reformların içeriğinde ne olabilir finans piyasalarında? Evet. Aslında bu reform süreci böyle bir paket halinde beklemekten ziyade bunu bir zaman içinde düşünmek lazım ve sürekli düşünmek lazım. Aslında yıl başında çok da fazla piyasa tarafından belki duyurulmadı ama mesela sadece yatırım fonlarına getirilen Mart sonuna kadar getirilen stopaj teşviği, yani stopajın %10'dan 0'a getirilmesi aslında çok önemli bir adım ve belki de bu reform sürecindeki finans piyasaları için en önemli unsurlardan bir tanesi. Yine kurumsal yatırımcı tabanını teşvik eden, fonları teşvik eden bir yapı, bireysel yatırımcılara sunulan bir imkan ve bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah devamı da gelir, hatta sürenin de uzamasını ümit ediyoruz. Bunun dışında aslında sermaye piyasası gerçekten sermaye piyasası kurulu düzenlemelerle hep piyasanın önünde gitmiştir. Yeni ürünlerin piyasa tarafından talep edilmesi durumunda çok hızlı uygulamaya geçirip bu ürünlerin tanımlaması yapılıyor. Bunu borsa yatırım fonlarında gördük. Yine gayrimenkul yatırım fonları, bütün bu düzenlemeler aslında çok hızlı yapıldı. Ama bazen vergi asimetrileri olabiliyor. Mesela yani çok spesifik örnek vermek gerekirse gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları arasında işte aynı sermaye konulması sırasında KDV'ydi, işte tapu harcı gibi istisnaların GYF'lerde olmadığını görüyoruz ve bunu da talep ediyoruz biz aslında. Birlik olarak da bu hazine yönetiminden bunları talep ettik. Bu tür vergi asimetrileri de zaman içinde çözülürse belki reformun bir parçası olarak burada da çok özellikle menkul kıymetleştirmeyi teşvik eden bir yapıya kavuşmuş oluruz. Bu da çok önemli çünkü gerçekten ciddi bir gayrimenkul stoğu vardı. Mesela gayrimenkullerin menkul kıymetleştirilmesi gayrimenkul yatırım fonları üzerinden çok önemli bir imkan. Hem bu bankaları rahatlatan bir yapı hem de bu menkul kıymetleştirmeyle oluşturulan gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi fon payları, bunların üzerine geliştirilecek mesela vaat sözleşmesi gibi dayanak varlık olarak bunların kullanılmasıyla yeni bir ürün olan vaat sözleşmesi, o da büyüyen bir piyasaya dönüştü. Bunların hepsi bu bir teşvik paketinin bir parçası olarak görmek lazım. Belki bu vergiyle ilgili asimetrinin ortadan kaldırılması, yine emeklilik sisteminde şu anda sadece otomatik katılım sistemindeki standart fonlara getirilen bu gayrimenkul yatırım fonu, girişim sermayesi fonu alma teşviğinin diğer bireysel emeklilik sistemindeki diğer fonlara da genişletilmesi fayda sağlayabilir. Bir önemli unsur da yine vatandaşlıkla ilgili, biliyorsunuz 500 bin dolarlık bir mevduatla 3 yıl mevduatta tutmak kaydıyla vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor. Yine gayrimenkul alarak da 250 bin dolarla başvuruda bulunabiliyor. Burada sermaye piyasası aracı olarak işte gayrimenkul yatırım fonunun 500 bin dolar değil de yine gayrimenkule eşitlenmesi, yani 250 bin dolara indirilmesi çok ciddi burada yeni bir talep oluşturabilecektir. Ve süreçleri de çok hızlı hale getirilebilir bu tür başvuru süreçlerini. MKK'nın altyapısı da Türkiye'deki sermaye piyasasında, MKK'nın altyapısı da bu 3 yıllık blokajı yapmaya son derece müsait. Belki bu girişim sermayesi fonları ve diğer fonlarla, yani sermaye piyasası araçlarıyla yine vatandaşlığın
sağlanabiliyor olması, ama tabii dediğim gibi mevduata göre daha avantajlı rakamlarla sağlanabiliyor olması burada özellikle yabancı yatırımcı tabanımızı farklı bir yönden açmaya imkan sağlayabilir. Bu da burada biz bunu özellikle gayrimenkul fonları yönetenler olarak gayrimenkul fonlarımızın içindeki gayrimenkulleri satarken bu vatandaşlıktan gelen talep tarafını da gördüğümüz için o potansiyeli çok daha rahat hissedebiliyoruz. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde reform paketi mi olur yoksa bir süreç içinde mi olur bilmiyorum, ama bunlarda öncelikle vergi asimetrisi bu ve vatandaşlık sürecinde sermaye piyasası araçlarının öne çıkarılması, onların desteklenmesi piyasamız açısından çok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Emin Bey, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınızı aktardığınız için. Evet, Albaraka Portföy Genel Müdürü Muhammed Emin Özer'i ağırladık bugün yatırım bülteninde. Şimdi Ankara gündemini almak üzere Habertürk editörü Olcay Aydilek her sabah olduğu gibi bizlerle birlikte olacak. Olcay, günaydınlar, söz sende. Günaydın Gizem. Gizem, aslında 2021 başlarken, hatta 2020 sonunda elektrik sektöründe, elektrik ve gaz sektöründe konsolidasyon, birleşme, devralma, satın almalar konuşuluyordu. Buna ilişkin olarak bazı önemli gelişmeler yaşandı. Rutin haberleri aktardıktan sonra bu konuya ilişkin ayrıntıları paylaşacağım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da Gizem, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi restorasyon sonrası açılış programına katılacak. Dolmabahçe ofisinde DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Merkez Bankası saat 10'da Ocak ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini ve Kasım ayı vadeli borç istatistiklerini açıklayacak. Gizem, girişte sözünü ettiğim satış aslında doğalgaz sektöründeki ikinci önemli satış oldu. Hisselerinin %70'ini STFA Holding'in, %30'unu İsviçre merkezli Partners grubu kontrol ettiği Enerji Ahlatçı Holding'e satıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu geçen hafta satış ve devreye ilişkin gerekli onayı verdi. Rekabet Kurumu onayı bekleniyor Gizem. Enerji Antalya, Aydın, Konya dahil 10 ilde doğalgaz dağıtımını yapıyor ve 1 milyon 400 bin dolayında abonesi bulunuyordu. Yine anımsanacağı gibi daha önce aktardığımız Gebze ve Erzurum'un gaz dağıtımını yapan Palmet Enerji'de Fransız Engie'den İzmit Gazı satın almıştı. İzmit Gaz'la birlikte Baymina Doğalgaz Santrali'ni de Palmet Enerji alacak. Palmet Enerji'nin yönetim kurulu başkanıyla ben konuştuğumda finansman konusunda bir sorun olmadığını, yerli bankalardan finansman sağlayacaklarını belirtmişti. Gizem, önemli bir başlık taşımacılık sektörüyle ilgili. TCD'de geçen hafta, affedersiniz hafta içinde İran'ın Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Demir Yolları Genel Müdürü Said Rasui başkanlığındaki İranlı heyeti kabul etti. Ankara'da iki gün süren görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde özellikle İran ve İran üzerinden Afganistan'a ve Pakistan'a yönelik yapılacak demir yollarıyla yapılacak taşıma üzerinde duruldu. Bakü-Tiflis-Kars demir yoluyla birlikte İran bölgede dışlandığını düşündüğü için yeni bir hamle yaptı. Türkiye üzerinden İran'a, İran'dan da Afganistan'a demir yolu taşımacılığı konusu önemli bir tartışma konusu olarak, gündem konusu olarak gündeme geldi ve konuşuluyor. Hedef hali hazırda 500 bin ton olan yıllık taşımacılığın 1 milyon tona kadar çıkartılması. Gizem, son bir başlık Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile ilgili. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz Aralık ayında yaptığı açıklamada elektrikli tüketici hizmetleri yönetmeliğine ilişkin değişikliğin kamuoyu görüşüne açıldığını belirtmişti. Buna göre 65 yaş üstü ve engelli tüketiciler, şehit aileleri ve gazilerin elektriğinin borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilmeyeceği açıklanmıştı. Uygulamaya ve uygulamanın başlayacağı tarihe ilişkin bazı sorular gündeme geldi. Yönetmelik henüz uygulamaya girmedi. Bu nedenle halihazırda bu abonelerin de borcu nedeniyle elektrikleri kesiliyor. Önemli bir başlık engelliler. Engelli bir aboneye ilişkin bilgi kişisel veri olarak kabul edildiği için gizli. Bu nedenle dağıtım şirketleriyle paylaşılması söz konusu değil. Bu veriler dağıtım şirketlerine nasıl açılacak? Beyan esas kabul edilecek. Buna ilişkin henüz daha netleşmiş bir durum yok. Bu nedenle elektrik dağıtım şirketlerinin kısa bir süre içerisinde EPDK ile bir toplantı yapacağı, konuyu karara bağlayacakları belirtiliyor.
Daha sonra konu ayrıntılarıyla birlikte kamuoyuna duyurulacak. Engelli vatandaşlara ilişkin pozisyonda kamuoyuyla paylaşılacak. Buna ilişkin uygulama devreye girecek. Gizem, benim bugünlük Ankara'dan aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar, söz sende. Olcay, çok teşekkürler aktardıkların için. Ankara gündemini de Habertürk editörü Olcay Aydilek'ten aldıktan sonra tekrar piyasalara dönüyoruz. Dubai temsilcimiz Ersoy Erkazancı bizlerle beraber haftanın son işlem gününde Asya piyasalarını aktarmak üzere. Ersoy, söz sende. Gizem, merhaba. Evet, haftanın son işlem gününde Asya piyasaları bu hafta içinde aldıklarının bir kısmını geri veriyor. Özellikle hatırlarsan bu hafta Japonya çok ayrışmıştı. Bugün Nikkei 0.63 eksiyle kapattı. Hem olağanüstü halin biraz genişletilmesi hem de biraz kar reaksiyonunun etkili olduğunu düşünüyorum. Kore Merkez Bankası 0.5'te bıraktı faizleri. En çok düşüş bugün Kore'de. O da Güney Kore borsası da çok ayrışmıştı. Hem sene sonunda hem bu sene başından itibaren biraz kar satışı olarak nitelendirebiliriz. Çin'le ilgili bir haber vardı yine. Çin-Amerika gerginliği ile ilgili Amerika 9 tane daha şirketi kara listesine ekledi. Bunlardan 2 tanesi çok önemli. Bir tanesi Sinopec, bu en büyük petrol şirketi. Bir tanesi de Xiaomi, akıllı telefon üreten bir şirket. Ancak Çin borsası sabahleyin eksideydi, şimdi çok hafif artıya geçti. Hani ben de bir baktım, önemli bir haber var mı diye, bir açıkçası artıya geçmesi için bir haber göremedim. Bu arada Çin Merkez Bankası piyasadan 40,5 milyar yuan likitte çekti. Ama ne en çok etkili oluyor veya ne konuşuyor, siz de sabahtan beri işliyorsunuz. Hem Powell'ın konuşması hem de Biden'ın açıkladığı yeni teşvik paketi, cumhuriyetçiler onaylayacak mı onaylamayacak mı, içinde bazı vergi sürprizleri var. Yani piyasanın aslında normalde çok hoşuna gidecek iki gelişme bugün biraz negatif fiyatlandı piyasaları açısından. Son olarak da petrolle bitirmek istiyorum. Bugünü düşerek kapatıyor ama haftanın genelinde petrol fiyatları yükselmişti Gizem. Hem Suudi Arabistan'ın kesintiye gitmesi hem de teşvik paketi haberleri petrol fiyatlarını bu hafta için yükseltti. Ama bugünkü genel olumsuz havadan petrol fiyatları da etkilendi diyebilirim. Sözü sana aktarayım Gizem. Ersoy, çok teşekkürler aktardıkların için. Dubai temsilcimiz Ersoy Erkazancı'nın da notlarını aldıktan sonra şimdi yatırım bültenine kısa bir ara veriyoruz. Yatırım bültenine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve piyasaları konuşacağız. Info Yatırım Analisti Yunus Şahin bu sabah yatırım bültenine benimle birlikte olacak. Yunus, günaydınlar, hoş geldin. Günaydın Gizem, hoş buldum. Şimdiye kadar seninle hep yayın yaptığımızda borsada iyimser bir hava beklentim vardı ama dün bir miktar geri çekilmeyle günü kapattık. Hisse bazlı hareketlerde dikkatini çekenler var mı? Bugün olumsuz bir hava bekler misin ya da tekrar toparlanma bekler misin günün geri kalanında? Evet, bugüne kadar olumluyduk aslında çünkü salı günkü yayınımızda seninle de konuşmuştuk. Perşembe günü Biden'ın açıklayacağı paketin piyasaları canlı tutacağını söylemiştik zaten. Dün itibariyle oradan paket geldi ve 1.9 trilyon dolarlık, aslında piyasa beklentilerini karşılayacak büyüklükte olan bir paket. Ancak burada cumhuriyetçilerin tavrına ilişkin belirsizlik piyasaları bozmaya yeterli oldu. Özellikle Amerika tarafında vadeli endekslerde bir negatiflik var. Dün normal endekslerde, spot piyasanın da negatif kapandığını söyleyebiliriz. Bunun yansımalarını tabii biz yurt içinde de bugün itibariyle göreceğiz bir miktar. Sabah itibariyle zaten vadeli tarafta biz de negatif başladık güne. Bu dönemde hisse bazlı hareketler dediğin gibi öne çıkmaya devam ediyor. Özellikle yılbaşı olması itibariyle özellikle aracı kurumların strateji raporları, yıllık model portföy güncellemelerinin yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz aslında ve burada yeni yıla ilişkin, yani 2021 yılına ilişkin yapılan kar tahminleri ve burada yeni çıkarılan hedef fiyatlar hisse bazlı hareketleri bir miktar arttırıyor. Biz dün de bunun etkilerini gördük. Son aslında 1-2 haftadır, yani yılbaşından beri buradaki strateji raporlarıyla birlikte bazı hisselerde ekstrem hareketler görebildiğimizi söyleyebilirim. BIST 100 özelinde bakıldığında. Bu bir düzeltme hareketi olarak muhtemelen kalacak. Yani biz burada kalıcı bir düşüşün gelmesini Borsa İstanbul tarafında beklemiyoruz zaten. Yani orta uzun vadede hala iyimser kalmaya devam ediyoruz. Ama burada ufak bir düzeltme beklentimiz zaten vardı. Değerlemelerle fiyat arasındaki ilişkinin bir miktar bozulduğunu birçok hissede zaten konuşuyorduk.
Dolayısıyla burada bir düzeltme hareketi piyasa tarafından bekleniyordu. Dün bunun ilk adımı oldu. Bugün muhtemelen açılış itibariyle bir miktar daha satışlar gelecek. İlk takip edeceğimiz nokta 1520 seviyesi olacak. Bu haftanın en düşük seviyesi 1522 seviyesi. Onun altında daha psikolojik bir destek olarak görev yapacak olan 1500'ler seviyesi var. Tabii dediğim gibi kalıcı olmamasını beklediğimiz kar satışları olacak bunlar. Çünkü dün Powell'ın açıklamalarına da baktığımızda çok güvercin açıklamalar vardı o tarafta. Hem varlık alım programının azaltılmasının bile konuşulmaya uygun bir ortam olmadığını, hem de faizler konusunda enflasyon hedeflerinden çok uzaklarda olduklarını tekrar hatırlattı. Bu güvercin açıklamalar piyasaları orta vadede desteklemeye devam edecektir. Yine teşvik paketi de aynı şekilde destekleyici olacak. Burada sadece bir kar satışı olduğunu, bu düzeltme hareketinin aslında bir alım fırsatı olarak yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama tabii burada ne kadar derinleşeceği konusu bir soru işareti olarak bizde de kalıyor. Tabii bilanço döneminin de yaklaşması dolayısıyla aslında buradaki satışların çok da fazla derinleşmeden bilanço dönemine gireceğimizi düşünüyoruz. Kur tarafı özellikle bizi burada destekliyor. Çünkü dolar endeksinde 90'ın üstündeki dirençli duruşa rağmen diğer tarafta parite 1.21'lere gelmişken dolar TL tarafında hala 7.37 var. Bu da Türk lirası cinsi varlıklara olan ilginin devam ettiğini gösteriyor aslında. Kura buradaki etkilerin yansımıyor olması bizi de açıkçası endeks tarafında kurun mevcut seviyeleri rahatlatıyor diyebilirim. Yunus, çok teşekkürler aktardıkların için. Info Yatırım Analisti Yunus Şahin'in de piyasa ilişkin beklentilerini aldıktan sonra yatırım bültenini burada noktalıyoruz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından her sabah olduğu gibi Zeynep Erataman'la birlikte piyasa masasında karşınızdayız.